Merhabalar Kemal Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Kemal Bey, sektörümüzden vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz. Ama evet, öncelikle biraz sizleri tanımak istiyoruz. Kemal Bey kimdir, sektöre girişin nasıl oldu? Kaç yıldan beri sektörün içerisindesiniz? Biraz sizlerden dinleyelim. Sektöre 1988'den beri bu sektörün içindeyim. 1,5 senedir kendi dükkanımı çalıştırıyorum. Ondan önce yetkili servis, ondan önce özel servis. Şimdi kendi iş yerimizde devam ediyoruz. Opel olarak Chevrolet ve Saab üçünden bahsedersek yaklaşık 12 senedir Opel, Chevrolet, Saab'ın içindeyim. Yetkili servis olarak da çalıştık. Şu anda kendi sektörümüzde devam ediyoruz. İşlerimiz gayet güzel. Müşterilerimiz güzel. Yani bu konuda, servis konusunda çeşitli deneyimleri kazanarak yıllardır. Sonra 1,5 yıl önce mi burayı açtık? Tabii 1,5 yıl oldu açalı. 1,5 yıldır aynı sektörde kendi işimizi devam ediyoruz. Bu kadar. Evet. Peki biraz Kerem Otomotiv'i tanıyalım o zaman. Neler yapıyorsunuz burada? 3 tane markayla çalışıyoruz dedik. Şu anlık dedik. Sadece evet 3 tane markayla çalışıyoruz. Burada sadece şu alanda mekanik olarak kaporta boyamız dışarıda yapılıyor. Mekanik olarak dediğim zaman mekanik, elektrik, elektronik hepsi içinde her şey dahil olmak üzere. Gelen müşterilerden mümkünse dışarı kaçırmadan her işlemi burada bitirerek gönderiyoruz. Evet, yetkili servisiz zaten 3 markanın. Evet, ve her türlü özel servisiz, yetkili değil. Özel servisiz, çok pardon. Ve her şeyle ilgileniyoruz. Bir aracın neyi varsa, neye ihtiyacı varsa burada kendi bünyemizde halletmeye çalışıyoruz. Evet, doğru mudur? Doğrudur. Peki, biraz hizmet anlayışınızdan da bahseder misiniz? Hizmet anlayışınızdan bahseder misiniz derken... Nelere dikkat ediyorsunuz araçlarla alakalı? Öncelikle müşteriyi üzmeme, müşteriyi mümkün olduğu kadar tamir yönüne yönelmeye çalışıyoruz. Tabii ki masraflar büyük olduğu zaman müşteriler otomatik olarak minimuma indirmeye çalışıyor. Biz de minimuma indirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Müşterinin cebini ve kendisini ve aracını üzmeden, yolda sağlıklı bir şekilde gidebileceğine inanarak her şeyi minimuma indirerek daha güzel bir şekilde ortamda aracını teslim ediyoruz müşterilere. Kullandığımız parça ve sunduğumuz işçilik? Sunduğumuz işçilik her zaman kalitelidir. Zaten ondan yana hiç sıkıntı yok. Parça, yedek parça da yetkili, yine servislerden gelen yetkili, garantili kullandığımız malzemeler. Malzemeden 2 yıl garantimiz var. Hiçbir problem olmuyor. Ondan sonra nasıl söyleyeyim, yani size 2 yıl garantisi dediğimiz şeyin bizde burada kayıtlarımızın altında duruyor. Müşteriye de veriyoruz kayıtlarımızı. Müşteriye verdiğimizde 2 yıl içerisinde bir sorun olduğunda hiçbir ücret talep edilmeden aynı işlem yeniden yapılıp müşteriye teslim ediliyor. Tabii parçadan yana garanti oluyor bu. İşçilik de tabii ki garanti oluyor. Yani müşteriyi yine üzmüyoruz hiçbir şekilde. Hı hı. Dikkat ettiğimiz unsurlar bunlar. Peki bu unsurlar sektördeki farkınızı doğurmak için yeterli kalıyor mu Kemal Bey? Ya beni çoğu kişi bilir. Yani benim müşterilerimle nasılımdır? Aile gibiyiz biz müşterilerimizle hep devamlı. Ne gerekirse, yapması gereken şey neyse onu yaparız. Hani ekstra yok bu değişmesi gerekmiyor, değişecek veya bu gibi şeyler olmaz. Yapılması gereken işle yapılır. Yapılması gerekmeyen bir iş yapılmıyor maalesef. Hı hı. Yani çünkü o işe gerek yoktur. Aracı gitmesi gerekiyordur, yürüyebilir o şekilde. Onu mümkün olduğu kadar dediğim gibi yine söylüyorum. Minimuma indirerek seviyelere. Müşteriyi memnun edip gönderiyoruz. Neyse, o fazladan bir masraf yok, çıkmıyor. Ya yani şimdi şöyle, çoğu servislerde para kazanabilmek için ekstra balatası değişecek. 10.000 km gidecek bir balatayı değiştirmenin bir anlamı yok. Yani bakım tamam 15.000 gidiyor bir bakım. Bir bakım 15.000 gittiği zaman balata 10.000 gidiyor diye direkt balatayı değiştiriyorlar. Değiştirmeye gerek yok. Müşteriye rica ediyoruz. 10.000 km sonra kontrole gelin. Değişmesi gerekirse değiştiririz. Değişmesi gerekmezse bakıma kadar götürürüz diyoruz. Bakıma kadar götürüyoruz. Evet. Peki burada teknolojiye ne kadar ayak uyduruyoruz? Artık çağımız çok gelişti. Elektronik olarak bütün cihazlarımız var. Opel'in, Chevrolet'in, Saab'ın bütün orijinal cihazları var. Onlarla ilgili sıkıntı yok. Elektronik olarak arıza tespit cihazlarımızla nerede arıza varsa hepsini çözebiliyoruz. Problem yok o konuda. Evet. Teknolojiye ayak uyduruyoruz, evet, o zaman. Burada bölüm bölüm ayrılmış şekilde mi? Nasıl? Bölüm ayrılmış şekilde liftlerde zaten ağır işler olur. Arka taraflarda da elektrik, elektronik olarak veya büyük bir iş, motor falan sökülen araçlar arka tarafta. Kesinlikle araçlarımız dışarıda durmaz.
İçeride atölye içerisinde durur. Atölye içerisinde de bölüm bölüm ayrılmış olarak bir yerimiz yok. Tabii ki hepsi aynı sırada aynı işlemler devam ettiği için. Kaporta boya dışarıda olduğu için bölüm bölüm ayrık değil. Sadece mekanik, elektrik, elektronik olduğu için atölye içerisinde hepsi bir şekilde halloluyor. Otoboya kaportayı da anlaşmalı olduğunuz bir anlaşma yerde. Anlaşma firmayla çalışıyoruz. Evet. Kaç kişilik bir kadro var? 5 kişi çalışıyoruz şu anlık kadromuzda. Tabii ki eleman sıkıntımız çok fazla. Çırak maalesef, yetişmiyor. Maalesef eleman sıkıntımız çok fazla var. Şu anlık 5 kişiyiz. Ama hepsi uzman kadro tabii değil mi? Tabii ki hepsi uzman kadrodur. Kendileri Opel'den ve Chevrolet'den ayrılma arkadaşlarımızdır. Senelerden beri yanında çalışan elemanlarımız var. Sıkıntı yok yani şu anda beraber bir arkadaş olarak, dost olarak çalışıyoruz. Bu üç markanın her türlü aracına bakabiliyoruz. Tabii ki. İrili ufaklı. Peki şu an memnun musunuz gidişattan? Şu an çok memnunum. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Müşterilerimden de memnunum. Müşteriler de inşallah bizden memnundur. Gerçi bugüne kadar hiçbir ters tepki almadık ama 1,5 sene oldu dediğim gibi. 1,5 senedir şu anda hiçbir sıkıntısız, problemsiz çözmeden buradan arabayı teslim etmedik müşteri. Hepsini çözerek teslim ettik. Yeni projeler düşünüyor musunuz peki? Şu anda yok ama ilerleyen zamanlarda tabii ki düşünüyoruz projeleri. Hı-hı. Kerem Otomotiv olarak büyümeye evet. devam edeceğiz o zaman. Evet. Çok güzel başarılar diliyoruz şimdiden. Teşekkür ederim. Peki buradan araç kullananlara, sürücülere neler aktaracaksınız sektörünüzle ve sektörünüzle alakalı ve nelere dikkat etmeler en önemlisi? Bakımı çok önemli. Araçlarımızın bakımını zamanında yaptırırlarsa sorun yaşamadan gayet bir yolculuk, güzel bir yolculuk yaparlar. Bakımsız bir araç her zaman müşteri yani sürücü için çok sorunlu bir araçtır. Zamanında bakımını yaptırdıktan sonra problem olmayacaktır. Evet. Araçlar. Başka iletmek istediğiniz bir şey var mı? Son düşüncelerinizi alalım o zaman. Teşekkür ediyoruz biz de sizlere. Bir başka programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.